İşte bu yüzden kung fu'nun başı da sonu da sabırdır. Sabır ama ustad, ne kadar sabır? Sabır ve ciddiyetle yapılan antrenmanlar. Ciddiyeti elden bırakmamalısınız. Gençler, kung fu'yu bir savaşçı ciddiyetiyle yapmanız gerekir. Çünkü kung fu savaş sanatıdır. Nasıl ki bir asker savaşta ciddiyetsiz hareket edemez, siz de hiçbir şekilde hiçbir hareketi hafife almadan çalışmalısınız. İyi ama usta, savaşmak kötü bir şey değil midir? Savaşmak kötü değil ki. Kötü olan savaşmasını bilmeyenler. Yoksa hiç savaşır mıydı peygamber? Yani bu dengeyi korumanız gerekiyor. Nasıl kung fu'da denge varsa, hayatın dengesi de işte budur. Kötüler kötülük için savaşır ve kendilerini kurtarmak için savaşırlar. Ama iyiler her zaman insanlığı ve dünyayı kurtarmak için savaşırlar. Ve Allah rızası için savaşır. En önemlisi de o zaten. We'll be right back.
Otur koçum. Alo. Kim çökmüş mala? Bunlar mı? Anlaşıldı. Siz tekrar birleşim noktasından mal alın, buraya gelin. Hadi görüşürüz. Şimdi neden benden habersiz sevkiyat yapıyorsunuz koçum? He? Benden habersiz olmayacak demedim mi? Anlat bakayım. Biz demir kuluyuz abi. Bize ne dendiyse onu yaptık. Şimdi benden patronuna bir selam göndereceksin koçum. Aleyküm selam abi. Yalnız bizim selamımız sözle değil, kurşunla olur. Abi yapma, ne yapıyorsun? Konuşma lan! Beklediğin yeni eleman geldi usta. Oo, alın içeri hemen. Bekletmeyin kapıda. Vay vay vay. Davud'um, aslanım, hoş geldin. Buyurun oturun şöyle. Yiğitlerim oturun şöyle. Hoş geldin. Nasılsın Davud'um? Elhamdülillah dayı, sen nasılsın? Yiğidim. Nasıl geçti? İyi geçti günlerin. İyi geçti dayı, sayende. Sayesi artık geldi geçti gülüm. Bundan öncesi geldi geçti de bundan sonrası önemli. Duyduğum kadarıyla dövüş sanatlarıyla bayağı ilgiliymişsin. Öyledir dayı. Bundan sonra çok işime yarayacaksın Davud'um. Beraber çalışacağız. Hep beraber. Gitmemiz lazım. Mallar el konmuş. Gençler, benim acil gitmem gerekiyor. Davut gel buraya. Ne zaman başın sıkışsa arkandayım aslanım. Bu emanetin. Bu araban. Aslanım, güç bundan sonra bizde. Güç bizim elimizde. Bundan sonra sen de bu gücün içine dahilsin. Sizinle çok güzel işler yapacağız arkadaşlar. Üstad bundan sonra beni görecek. Gücünüzü kontrol altına aldığınız gibi öfkenizi de kontrol altına almalısınız. Öfke sizi kontrol altına alırsa yenilirsiniz. Ama siz onu kontrol ederseniz kazanan taraf olursunuz. Şunu unutmayın ki güç içinizde. Çıkın. Oh!
kendinizde görmeyin. Güç ve kuvvet yalnız Allah'a aittir. O dilerse kazanırız, dilerse kaybederiz. Malı gümrükten geçirirken sorun yaşadık arkadaşlar. Fiyat 2 misli artacak. Mayın akalini keşemeşere anlaşmak ödüne bineyim. Tamam. Biz böyle anlaşmadık. Niye anlaşmaya uymuyorsun? Anlaşma yaparken problem çıkacağını nereden bilelim? En sen guru, maşıma merdim uzun eni. Eterpe maşımadır ni kevtiyen. Malın kalitesini görelim, bakarız. Getir malı. Ne oluyor lan? Göster kendini Davut. At lan silahını. Gidiyoruz. Mal al. Alo, ne yapıyorsunuz? Tamam. Arsa işlerini hallettiniz mi koçum? Oldu. Ver bakayım. Alo, neden sorun çıkartıyorsun sen? Tamam, bu iş burada kapanacak. En geç yarın burada bekliyorum seni. Ben yeni durumdayım, bu işler telefonda olacak gibi değil. Gel buraya, yüz yüze görüşürüz. Oldu, görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay aslanlarım be. Ortalığı darmadağın ettik. Bir sorun çıkmadı değil mi aslanım? Bunlar daha malın yarısı. Seninle daha çok iş yapacağız Davud'um. Aslanlarım benim, güzel iş çıkardınız. Güzel, güzel. Davud iyi iş çıkardı usta. Davud beklediğimizden daha iyiydi demek. Aslanlarım benim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden torbacının mekanını basmaya gidiyorsunuz. Bu iş senin Davut. Hallet koçum. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? Aa! Çekil lan! Kalk lan! Aa! Alın şunu! Durun yapmayın! Ne istiyorsanız vereyim! Sen kimsin lan? Sen kimin malına el koyduğunu sanıyorsun? Bundan sonra Davut'la tanışacaksınız. Tamam. Tüm alem gücümü görecek. Ah.
Alo. Neredesiniz? Os. Önce bir Allah'ın selamını ver bakalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Beni İbrahim Hoca gönderdi. Ha, Şamil sen misin? Evet hocam benim. Gel otur bakalım. Hocam ben de meditasyon yapıyorsunuz zannetmiştim. Bizim uzak doğunun batıl kültürüne ihtiyacımız yok. Onlar bu tür şeyleri iç huzuru yakalamak için yapıyorlar. Halbuki bizim iç huzuru yakalamak için Rabbimiz var, dinimiz var, duamız var. Çünkü kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu iş benim şartlarıma uymuyor usta. Ben yokum bu işte. Seni kanatlarımızın altına almasak sen bir köpektin. Kimsin lan sen, daha dünkü çocuksun, gelmişsin bize racon kesiyorsun. İçeride seni kanatlarımızın altına aldık. Rıza, götür şunu biraz nasihat et. Aklı başına gelsin. Yürü gidelim. Eğilmeden. Thank you.
İnsan yetiştirmek fidan dikmeye benzer. Bazen ilk diktiğin fidan tutmaz. İkinciyi daha tecrübeyle, üçüncüyü daha bir sabırla dikersin. Ama daha ilkinde soldu diye vazgeçersen asla meyve alamazsın. Sen ustanın yeni öğrencisi misin? Evet benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Hamza. Ben de Şamil. Memnun oldum. Çok garip. O olaydan sonra ustad yeni öğrenci çalıştırıyor mu? Hangi olay? Üstadın değer verdiği, çok sevdiği bir öğrencisi vardı. Ona kung fu ile ilgili bütün bildiklerini öğretti. Ama kung fu'yu yanlış kullandı. Demek o yüzden usta beni isteksiz çalıştırıyordu. Zaten bu hareketlerle ne yapabilirim ki? Denemek ister misin? Tabii, neden olmasın. Ben anlatayım. Usta onu çok sevmişti. Onunla birebir antrenmanlar yapıyor ve onunla çok ilgileniyordu. Zamanının çoğunu ona ayırıyor, hiç kimseye öğretmediği teknikleri ona öğretiyordu. Onunla karşılıklı çalışıyordu. Daha taklidini bile yapmayacaksın.
ve bir gün öğrendiklerini yanlış bir şekilde kullandı. Davut yaptığı hatalardan dolayı hapse düştü ve çıktığında ustayı aramadı. O günden sonra usta çok değişti. Beni Selman Hoca'ya İbrahim Hoca gönderdi. Şimdiye kadar isteksiz çalışıyordum. Ama artık kung fu öğrenmek için elimden geleni yapacağım. Futbolda şiddet olayları hiç bitmiyor. Statlardan... Afganistan'ın Kandahar bölgesinde bir Amerikan askeri, pazar günü askeri üs yakınlarındaki köyde 3 evi basıp sivilleri taramıştı. Olayda 9'u çocuk... ...daki çağrı ise onlar kadar şanslı değildi. Ölüm tuzağında ilk anda bonzai eceli oldu. Kokuşmuş bir dünyada ayağı takılıp bataklığa düşen bir öğrencime el uzatmak yerine sırtımı döndüm.
Selamünaleyküm. Sağ ol Yasin, ben deyim. Yasin, bizim Davud'un yanına takıldığı biri adam varmış. Kimdir, nedir, yerini yurdunu bir öğrensen benim için. Tamam, cevap bekliyorum. Sağ ol dostum. Hadi selamünaleyküm. Hadi Rıza. Rıza'ya gidelim. Bu Davut bayağı işimize yaradı Rıza. İşimizi kolaylaştırdı. Ama sonunda başımıza bela olacak gibime geliyor. İnsanlara tepeden bakma hoşuma gidiyoruz ha. Yakında bu şehri dize getireceğiz. Hep ele alacağız buraları. Seni Yaradan'ın karşısında dize geldin mi ki insanları dize getireceksin? Yani biz kanun olacağız. Bu şehirde biz ne dersek o olacak. Bizi Yaratan'ın kanunları varken ve ortalıkta bunca kanun olmak isteyen varken bir de sen mi? Sen de kimsin? Hiç duymadığım kelimeler konuşuyorsun. Çok garip konuşuyorsun. Necisin sen, ne ayaksın? Ben istedim ki Davut köleleşen bu dünyada hür bir insan olarak yetişsin. Davut mu? Yoksa sen? Sen şu üstad olmalısın. Evet. Bizim yanımızdaki elemanlar köle olmazlar. Aksine güç kazanırlar. Sen beni anlamadın. Güç yalnız Allah'ındır. Yaratan da yöneten de O'dur. Bazı insanlar ormanlardan ağaç keserler.
ama yenileri yetişir. Ama Allah-u Teala'nın kanunlarına uymamak ağaç kesmeye benzemez. Ormanın toprağını zehirlemeye benzer. Bir daha orada ağaç yetişmez. Ama bu devirde silah kimdeyse güç onda. Hem sen Davud'u merak etme. Onu bir inşaatın başına koydum. Helal para kazanıyor yani. Pek inandırıcı gelmedi. Canım arada işlerimizi görüyor işte öyle ufak tefek. Ben sizinle tanışmış oldum. Asıl konuşacaklarımı Davud'la konuşacağım. Peki buna ne dersin? Bu mu güç? Ne yaptığını zannediyorsun? İspatlıyorum. Güzel. Rıza. Dövüş benimle. Gel. Güzel hareket. Sen hangi yüzle geldin buraya? Üstada gücümü göstermeye geldim. Sen anca acizliğini gösterebilirsin. Ne oldu burada? Kim yaptı size bunu? Kim? Al bunu Davud'um. Bu sabrı temsil etsin. Sen de yaprak gibi ol. Ama hiçbir zaman haksız esen bir rüzgar karşısında sessiz kalma. İşte bu öfkedir Davud. Öfke ile cesareti hiçbir zaman birbirine karıştırma. Öfke kendine zarar verir. Öfkeni her zaman kontrol altında tut ama cesaretini asla perdeleme.
Davut nerede? Bulamazsın onu. Çıkar telefonunu. Çabuk. Ara Davut'u. Ver. Alo, neredesin? Evet, benim. Beni orada bekle, geliyorum. Birazdan bura karışacak. Kendini denemek ister misin? Sen dur. İn aşağıda beni bekle. Böyle bitsin istemezdim Davut. Sana verdiğim bunca emekten sonra böyle bitsin istemezdim. Ama sen... Sen bana ne verdin ki üstad? Bak, şimdi elimin altında onlarca adamım var. Param var, evim var. Şimdi daha güçlüyüm. Ama sen benim güçlü olmamı istememiştin. Ben senin kula kul olmanı istemedim Davut. Sen zaten kaderinde olan gücü yanlış zamanda yanlış kişiler için kullanıyorsun. Yeter artık, çok konuştun. En iyi öğrencimdin sen Davut. O gün bir kez daha her şeyi kontrol edemediğimi anladım. Bir kez daha acizliğimi anladım. Bir kez daha gücün yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğunu idrak ettim.